Bence en acı darbeyi hekimlere sağlıkta artan şiddet vurdu. Çünkü ne olursa olsun diğer tüm koşullara bir biçimde dayanmayı öğrenebiliyoruz. Bir şekilde idare ediyoruz ama bu kadar zor koşullarda ve gönülden seve seve her türlü zahmete rağmen hevesle hizmet etmeye çalıştığımız hastalarımızın bize saldırması, bizlere düşmanca davranması, sosyal medyadan olsun, bizatihi olsun, sözel ya da fiziksel, bence en çok yıpratan şeylerden bir tanesi bu. Diğer tayinler, evet, belirsizlikler, evet, atamaların olmaması, mecburi hizmetler, aile ayrılıkları, özlük haklarının yok edilmesi mi diyelim artık ya da işte uygun olmayan bir düzeye gelmesi. En çok hekime yönelik şiddeti. Ben şeye çok üzülmüştüm. Hangi ilimizdeydi? Bir doktor arkadaşımız göğsünden ve karnından bıçaklandı ve meslektaşları hemen yardım ettiği için kurtuldu. Çok yakınlardı. Artık o kadar çok ki, çok utandım şu anda ismini bilmediğim için. Çünkü artık isimleri sayamayacağımız kadar çok. Bugün galiba sosyal medyada haberini okudum. Şu beni çok yaraladı. Dedi ki ben o gün muayene ettiğim bir hastaydı. Son hasta olarak tekrar geldi. Ben zannettim ki teşekkür edecek. 15 dakika söyleştik. 15 dakika söyleştikten sonra ben elimi sıkmaya geleceğini düşünürken beni bıçakladı. Şimdi böyle bir koşulda çalıştığınızda yani nasıl kendinizi koruyabilirsiniz? Beklemediğiniz bir yerden bir darbe alıyorsunuz. Bu insanın hayata bakışı, her şeye bakışını derinden sarsar. Dolayısıyla hem hastalarımıza, hem halkımıza, hem aydınlarımıza sesleniyorum. Bu konudaki dilimizi lütfen değiştirelim ve acısı olana, sıkıntısı olana bir darbe de biz vurmayalım diyorum. Meslektaşları sorumlu hissedebilir kendilerini. İntihar durumlarında yas reaksiyonu ortaya çıkacaktır. Böyle bir sis perdesi gibi insanların etrafını sarıyor. Aileleri ve yakınları kendilerini suçlu hissedebilirler, yardım edemedikleri için kötü hissedebilirler. Ailelerinin ve yakın arkadaşlarının destek alması, danışmanlık alması iyi olur bu meslektaşlarımızın. Bazen evet biz nelere dikkat edelim, nasıl fark edebiliriz diye konuştuk ama bazen gerçekten fark edemeyiz. En yakınımızdakinin bile böyle bir durumda olduğunu. İnsan kendisini gizlemeyi çok iyi başarabiliyor. Dolayısıyla evet uyanık olalım, elimizden bir şeyler gelirse yapalım mutlaka ama hiç kimse de direkt olarak kendisini bu olayla ilgili suçlamasın. Sürçülisan ettiysek affola diyorum ben de.